ikinci miyim? Kalp atışlarını denetiyor yani sesi. Evet, kalp atışları gayet iyi. AC 27 artı 2. Güzel. Şöyle kafasına bakıyorum şimdi. BP'de 27 artı 3. 276 gram ve 35 santim şu anda. Uyluk yemeğinin 7 ile çarpılmasıyla mı buluyor? Çarptınız mı? Matematikçi olunca. Orada şey, orada görünmüyor değil mi? Yok, araştırdım ben de. Yani yok, takribi. Mesela eğer bacak boyu ile işte gövde arasında çok fark varsa ya da hani şey dersin. Yani evet, hani bu bacak boyuna göre daha kısa ölçmüş olacağım. Çünkü bazen gövdesi biraz daha büyük oluyor. Bir hesap yapıyorsun. Bir iki tane, bir iki santim ekleyebiliyoruz mesela. Tahmini bir şey söylüyorsun. Ama sizinki uyumlu görünüyor. 35 santim. Tamam. 7 ile çarptım ben de. Tamam. Hatta 37, pardon 35,5 santim. Açayım sırası. Yani onda değil aslında inat. Plasentaya çok yakın. Hani o biraz görüntümüzü bozuyor. Bakın yukarıdan bakmaya başladığımızda karşımıza bebeğin plasentası çıkıyor şu. Şurada yüzü de hemen altında kalıyor normalde şurada. Evet. Saklıyor aslında onu ama ben işte biraz ittirip kaktırıp ya da biraz hani bastırarak hani bebeğe ulaşmaya çalışıyorum. Bakın göz çukurunu görüyorsunuz. İki boyutlu görüntü var ama dört boyutlu görüntüye geçince oradaki görüntü tam istediğimiz gibi olmuyor, bozuluyor. Biz herhalde doğduğunda göreceğiz. Gidişi gene şöyle olacak. Evet, yani şey yok gösterim de genelde 30. haftadan sonra güzel gösteriyor bebekler. Tamam. Bazen bu haftada da gösterdikleri oluyor ama sizinki şey tamam, plazentanın azizliğine uğradık şu anda yani. Evet. Bebekle ilgili bir durum değil o. Plazenta biraz önde duruyor. Bebek büyürken büyüdükçe rahim de büyüyor. Plazenta yukarı çekiliyor aslında. Hani ilerleyen zamanlarda görürüz bebeği ama bu hafta engel şu bize. Yaşaması benim için yeterli. Nefes alsın yeter. Nefes alsın yeter. O muhabbet. Ha, miyon var. Evet. Onu ben unutuyorum gerçi. Miyon boyutu kaç demiştik bu arada, baksana şimdi. Miyon muydu acaba? Efendim hocam? Miyon vardı orada. Boyutlarını yazmış mıyız? Kıyaslama yapmak için soruyoruz. Doğumda gidiyormuş hocam. Doğru mu? Kiminde? Yani sezerin olursanız biz alıyoruz. Doğumda da çoğu zaman gitmiyor. Gitmiyor mu? Ama çok küçük bir şey ya zaten. Yani konuşmaya değmez. Tamam. Şu 30 santim yine, şu 30 milim yine var. 25 milim boyu var. 2,5-3 santim. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Merhabalar. Maskeliyiz. Çünkü az önce hastaneden çıktık. Doktor kontrolümüz vardı. Bebişimizi gördük. Gayet sağlıklı. Allah'a şükür iyi şu anda. Hastanemiz hemen arkada. Evet. Şu Medical Point. Önceden Medical Park'tı, şimdi Point oldu. İsmi değişti falan. Ama içerideki doktorlar da herkes aynı. Aynen. Şimdi şeye gidiyoruz. Ehliyet yenileyeceğiz bu sefer de. Geçenki videoda pasaport yenilemiştik, hatırlıyor musunuz? Şimdi de ehliyet için başvurmuştuk yine geçen hafta. Bir hafta öncesine kadar değil mi aşkım? Evet hayatım. Yani biz şimdi o aklımıza gelmemişti açıkçası. Şimdi pasaporta zam gelecek ama hadi hazır değiştirmişken ehliyeti de değiştirelim dedik. Nasıl olsa yeni bir fotoğraf çekildik. Hazır fotoğraf da çekilmişken 6 ay içinde kullanalım dedik. Kullanalım yani. Ne aynen. Şimdi onun için çarşıya gidiyoruz. Karşıyaka çarşı. Dolmuşa bineceğiz. Dedik arabayla gitmeyelim. Hazır hastaneden çıkmışız. Eve gidip arabaya binmekle uğraşmayıp dolmuşa atlayalım gidelim dedik. Sonra eve geleceğiz. Eve gidince de size bir şeyler anlatacağım, yine devam edeceğim. Şimdi biz bir ehliyeti halledelim. Sonra artık evde görüşürüz. Bütün işlerimizi hallettik. Ehliyet işi halloldu. Doktor işi halloldu. Pasaport işi halloldu. Onları da önceden yapmıştık da pasaport işlemi. Şimdi canım ne istedi arkadaşlar biliyor musunuz? Tost. Ama içeriğinde sadece sucuk olacak. Ben sosis falan yemiyorum. Onları yiyemem yani. Dışarıda da yemem. Kendim de alıp da yemiyorum. O yüzden sucuklu kaşarlı ayvalık tostu böyle güzel olur diye düşünerek de. Burnuma koktu bir anda nedense. Evet, senin de koktu. Mi? Ama burada sanırım burası koktu yani. Güzel burası. Evet. Bilmiyorum. Ya da birisi yapıyordu orada. Orada. Olabilir. Şöyle bir yere geldik. Tostçu. Adı Tostçu direkt. Karşıyaka Çarşı'da. Aynen. Karşıyaka Çarşı'da. Abiyecilerin olduğu yerde. Migros'un olduğu yerde. İnternetten Hüseyin de baktı. Çok... Yorumlarını da araştırdı falan. Güzel bir yer bulduk ve şimdi tost yiyeceğiz. Akşam yemeğinden sıyrılmış olduk. Çünkü bizim işimiz çok geç bitti arkadaşlar. İçeride randevumuz olsa bile bekleme süresi vardı. Biz yaklaşık bir saat falan bekledik. Aşkım arkada Chico mu var? Bana öyle geliyor. Chico. Ama şey... Şuradan gördüm de. Yani normalde... He, bebek mağazası. Bebek tamam. Mağazası. Evet, evet. Bir an onu görünce Chico mağazasına dedim. Yok, Chico'nun mağazası var mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben yoktur tek yani. Var mı bilmiyorum. Evet. İşlerimiz geç bitti. Biraz akşam oldu. Hava kararacak biraz da falan.
Eve geçeceğiz ama güzel şeyler göstereceğim size eve gidince. Kargolarım geldi. Bebiş kargolarını açacağız birlikte. Allah'ım çok güzel koku geliyor şu an. İçindeki sucuk kaliteliymiş bu arada, sorduk. Yani içiniz rahat etsin sizin de. Benim şu an içim çok rahat. Hüseyin tabii tam karışık söyledi o. Tabii. Zaten bilindik bir yer burada, öyle şeyler olmaz. Aynen. Bilindik bir yer olduğu için ve değerlendirmeleri de güzeldi. Gayet iyi. Tadı nasıl? Ben bir ısırık aldım da pek anlayamadım. Ekmek yerinden aldım çünkü. Güzel duruyor. Ayran söyledik böyle. Evet. Turşumuz da var. Üf, mükemmel. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, eve geldik arkadaşlar. Üstümü değiştirdim. Hemen bir tişört geçirdim. Çünkü bugün hava çok sıcaktı. Böyle yağmurluydu ama içini sıkan bir hava vardı. Böyle durgun bir havaydı. Ve ben ekstradan terledim bugün. Neden böyle oldu bilmiyorum. Neyse, eve geldik. Duşa falan girmeden hemen saçımı arkadan topladım. Yüzüme de iki bir şey sürdüm. Şu kaşımı alırken şuraya girmişim sanki birazcık. Sanki orada bir boşluk var. Umarım çabucak çıkar, orada böyle değişik duruyor. Kalemle falan doldurmam lazım ama şu an böyle tarayıp geçtim arkadaşlar. Neyse. Şimdi gelen kargoları buraya koydum. Bakın şöyle hemen göstereyim sizlere. Masanın üzerinde doluca bir kargo var. Bebiş'in kargoları, birlikte açacağız. Şimdi sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum çünkü. Önceden açtıklarım var. Kargo gelir gelmez merak edip açtıklarım var. Hatta Reels çekmiştim Instagram'a. Bunlar biraz geç geldi. Bugün geldi şu arkadaşlar. Civil'den almıştık. Anne bebek çantası büyük ihtimalle. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Tarak seti olabilir. Şu. Bakacağız şimdi birlikte. Ama kargoları açmadan önce sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Bir şeyler anlatacağım demiştim ya zaten yoldayken de. Zaten bütün gün ayaktaydık ya. Şimdi şuraya bir oturayım bence. Bu arada akşam olunca böyle ışıkları da açtım. Normalde gündüz falan göstermek isterdim ama bugün hiç vaktimiz yoktu arkadaşlar. Apar topar kahvaltı yaptım ben. Hüseyin işe gitti geldi falan derken ehliyet işlerini hallettik. Geldik. Daha sonra... önce şey hastane işini hallettik. Hatta ultrason fotoğrafımız burada. Hemen göstereyim mi size? Ama çok görünmüyor arkadaşlar. Belli değil artık. Yüzünü de göstermiyor zaten. Bakar mısınız? Önceden daha çok belli oluyordu bu ultrason fotoğraflarında ama artık pek belli olmuyor. Durumun iyi, sağlıklı olması yeterli. Doktora şey diyorum. Benim için yaşaması yeterli. Hani çıkmasa da olur görüntülerde, fark etmez. Kalp atsın yeter falan. Doktor da diyor ki nefes alsın yeterli. Öyle bir espri yaptık kendi aramızda. Neyse, bugün doktorun yanına gittiğimde ben makyaj yapmadan gittim arkadaşlar. Neden? Cildimdeki lekelerin sebebini sormaya gittim işte. Herhangi bir cilt kremi, leke kremi yazar mı diyerekten gittim. Doktor daha iyi bilir hamilelikte hangi leke kreminin daha iyi geleceğini falan. Önceden işte bu doktorla devam ediyor olsaydım, yani çok önceden ilk başlarda da bu doktor olsaydım muhakkak şimdi o leke kremine başlamıştım. Şimdi eczaneden artık zaman geçtiği için alamadık. Demir hapım da bitmişti. Onu da yazdırdık. Bir tane leke kremi yazdı bana. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Adını da bilmiyorum inanın. Şimdi yarın alacağız büyük ihtimalle onu. Bu videoyu da yarın yayınlayacağım bu arada. Bugün editleyeceğim bu videoyu arkadaşlar. Birazdan kek falan yapacağız birlikte. Bugün dün canım çok kek istedi. Hatta yapmaya falan başlayacaktım. Tam böyle malzemeleri ayarlamaya başlıyordum. Sütü koydum bardağa, işte ayçiçek yağını koydum. İşte yoğurdu, ne yoğurt demişim, şekeri falan koydum. Sonra şekerli vanilini koydum. Bir baktım hamur kabartma tozu yokmuş. Hamur kabartma tozu aldım bugün. Birazdan yapacağız o yüzden. Aslında dün yapacaktık dediğim gibi ama yapamadım. Cevizli, tarçınlı, portakallı falan işte öyle bir kek yapacağız. Neyse, laftan lafa atlıyorum yine. Bu benim huyumdur biliyorsunuz. Gebe okulunu sordum. Asıl ona gelecektim. Lafım oraya gelecek. Gebe okulunda işte neler oluyor, neler bitiyor falan. Bir tane ebe söyledi bana yukarıda. 4. katta dedi. Nesibe ebe var dedi. Benim yanımda aradı falan, konuştu. Benim adamı söyledi işte. Bir tane hastam var dedi. Şu an bunu soruyor falan. İşte emzirme danışmanlığı olabilir. Her şey olabilir. Yani içeriğinde detayları neler varsa onları öğrenmek istedim ben. Yukarı çıktık eşimle birlikte. Gebe okulu ile ilgili işte gebelikle alakalı, bebek bakımla alakalı, bebeğin ilk yardım, işte emzirmesiydi, o suyusu. Yani aklınıza gelecek her şey. İşte bunların uygulamalı, işte birinin anlatıyor olması bizim için çok önemliydi ve ben böyle bir okul varsa da gitmeyi düşünüyordum arkadaşlar açıkçası. Araştırıyordum araştırmalarım arasında. Sonra bir baktım ki Medical Point Hastanesi'nde böyle bir şey yapılıyor. Ve hemen doktoruma bugün onu sordum. O da dedi ki var tabii ki de. Hemen ebeyle birlikte görüştük, yukarıya çıktık 4. kata. Doğumhanemi falan da gördüm bu arada. Tabii o kısımları size çekemedim. Heyecandan böyle kendim ilk defa görüyorum çünkü. Doğumhaneyi gördüm ama odaları göremedim.
odalar full dolu dedi bana eve. 5 tane eve varmış hastanede. Ben gündüz doğumlarda giriyorum dedi. Gecelerin başka bir ebeler giriyor falan. Ben dedim benim doğumumda kim girecek peki falan diye sordum. Belli değil dedi şu an. Hani o anki şeye bağlı falan dedi. Neyse konuştuk Nesibe Hanım'la. Dedim böyle böyle işte gebe okulunuzda neler var detaylı. Biz sana bir şey atacağız dedi. Oradan bakabilirsin dedi. Hatta eklemek istediğin kursla alakalı içeriğinde şu olsun da dediğin bir şey olursa bize de bunu mutlaka söyle dedi. Biz de elimizden geleni yaparız dedi. Ücreti 500 TL gibi bir şey arkadaşlar. Eşimizle ikimiz gideceğiz. Çift olarak gidiyoruz. 8 çift falan katılıyormuş derslere. Günde 3 saat, 4 saat bazen 5 saat sürdüğü oluyormuş. 2 gün. Bu arada cumartesi pazarları koyuyorlar genelde. Çünkü insanlar çalıştıkları için hafta sonu koymaları daha mantıklı. Ama haftanın 4 gününe çıkarabilirlermiş. Öyle de bir şey söyledi bana. Öyle gebe okuluna katılıyoruz. En güzeli bence kitaplardan okuyoruz falan ama birinin bir şeyi anlatarak söylemesi benim daha çok aklımda kalıyor ve uygulama olarak anlatması da ekstradan iyi bir şey. Neyse konuyu çok uzatmayalım. Bu konuda daha çok bilgilendiğimde falan yine videolarımda da ara ara bahsederim arkadaşlar. Sizin de aklınızda böyle bir şey varsa kendi hastanenizi arayıp sorabilirsiniz. Şu kargoları artık açalım. Şimdi öncelikle dayanamayıp açtığım kargolar var şurada. Benim pijama takımlarım geldi. Biliyorsunuz birkaç bir şey daha geldi. Şunu bir yerden aldık falan. Hepsini göstereceğim size. Emzirme minderini açtım. Onları da merak ederek de. Diğerlerini açmadım. Çantayı çok merak ediyorum bu arada. Şöyle bir pijama takımı aldım. Bunu ben valiz hazırlayacağız ya hastane çantası. O gün çantaya koyacağım arkadaşlar. Belki yedek bir tane daha koyarım diye düşünüyorum. Bunu işte fotoğraf çekiminde falan kullanırım. Doğumdan sonra diye düşünerek de. Böyle bir pijama takımı aldık. Bol, gayet salaş. Ama bir beden büyük alın arkadaşlar. Ben 40 beden aldım. Belki 42 de alınabilir miydi? Alınabilir de. Umarım o zamana kadar kol kısmı sıkmaz inşallah. Yani şu kol kısmından bahsediyorum. Çünkü esnek bir kumaş yapısı yok. Şurada bunun şeyi de var. Şöyle. Evet önden bağlıyorsunuz falan. Bu şekilde duruşu da çok güzel. Ben çok beğendim. Rengini böyle tercih ettim. Normalde beyaz falan alıyorlar. Böyle sabahlıklı takım falan alıyorlar ama hiç bana göre değil. Sabahlık böyle dantelli falan. Hiç benim tarzım olmadığı için ben de böyle bu şekilde tercih ettim. Şimdi diğer kargoya geliyorum. Fiyatlarını bu arada Trendyol'dan bakabilirsiniz. Oradan artık dediğim gibi linkini isterseniz açıklamaya eklerim. Bir de şöyle bir tayt aldım kızımıza. Bakın bu kadar güzel ki bu renkleri çok seviyorum. Kahverengi, beş, krem, işte beyaz, siyah, gri, koyu gri, açık gri. Bebişimin de böyle renkler giymesini isterim. 6-9 ay almışım ben bunu ama bu sanki böyle hemen doğduğunda da giyilecek bir taytmış gibi duruyor. Ne bileyim bana böyle geliyor ya da. Çok ufak geldi gözüme. Şimdi ağız mendillerine geldi sıra. Şöyle göstereyim onu da. Karamel markasının %100 organik yedili ağız mendilinden aldım. Şöyle hemen hatta bir tanesini açıp size göstereyim. Ben de merak edip açmıştım çünkü. Yıldızlı yıldızlı bu şekilde. Umarım görünüyordur. Evet. Çok güzel. Yani kumaş yapısı da çok güzel. Ben bayağı beğendim. Hüseyin'e de gösterdim. O da beğendi. Bu renkten aldım. Böyle beyazlı yıldızlı sırf beyaz. Bir de bunlar hepsi yıkanacak arkadaşlar da kutusundan çıkartmıyorum. Şimdilik burada dursun. Bir de şöyle aldık. Bunu açıp bakabiliriz mesela. Deseni çok güzel. Ve incecik. Baktıklarımızı şu tarafa atıyorum. Şimdi şöyle bir koruyucu aldık. Bunu geçen de mağazasına gittik. Civil'in mağazasına gittiğimizde aldık. Şöyle 70'e 100 müydü? Evet 70'e 100 ebatlarında. Arkası bu şekilde. Terletmeyen bir yapısı var. Gayet de güzeldi arkadaşlar. Alez bulamadım. Bunu aldım şimdilik. Alez bulursa istediğim ölçülerde alez de alacağım bir tane. Nevresim takımı alınacak. Biz geçen de bu arada bebişimizin alışverişini de tamamladık. Bitti tamamen. Onu ayrı bir videoda. Hepsini çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar size. Birkaç bir şey kaldı. Kirli sepeti alınacak. Dediğim gibi nevresim takımı kaldı. İşte birkaç bir şey daha var. Dolap içi organizerlerden falan alınacak. Başka bir şey kalmadı. Benim kendi sitesinden şu emzirme minderlerinden aldım. Ben bunu takım halinde aldım arkadaşlar. Bakın şu fotoğraftaki gibi. Örtüsü falan da var. Yani dışarıya çıktığında işte bebeğinizi emzirdiğinizdeki emzirme örtüsü de var.
Onları da göstereyim şimdi hemen hızlı bir şekilde. Şu emzirme, kol emzirme yastığı diye geçiyor. Bebeğinizi kol emzirme üzerine yatırıyorsunuz işte. Bu şekilde böyle emzirebiliyorsunuz. Ha, bunu da şöyle fotoğraftaki gibi yapacağım şimdi. Bunu da şöyle koyuyorsunuz. Bakın. Bebeğiniz burada. Üzerinde. Bayağı da işimi görecek bir şey bence. Ne diyorsunuz? Şu masayı şöyle ittireyim biraz. Daha rahat. Göstereyim size de. Sizlerden gelenler ve çevremdeki arkadaşlarım bunu tercih ettikleri için ben de bunu tercih ettim arkadaşlar. Yapısı da çok güzel. İçeriği dolgunluğu falan, pamuklu olması gayet de güzel. Şöyle de yapıyorsunuz. Şu örtüsünü de onun içine de böyle bir şey koymuşlar onu. Şu örtüsünü de şöyle geçiriyorsunuz şurada. Şimdi geçirmeyeyim ben de şöyle göstereyim. Çocuk altta işte emziriyorsunuz. Yani ben dışarıda zaten bu emzirme minderini sürekli her yerde yanımda götürmem diye düşünüyorum. Arabamızla gideceğimiz yerlerde tabii ki arabaya koyarım ama böyle tek başıma bir yere gideceğim zaman götürmem diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle yani deseni falan çok güzel geldi. Normalde ben bu deseni de söylemedim bu arada. İnternetteki farklıydı yani benim sipariş ettiğimde. Ama öyle gelmiyormuş. Zaten yorumlarını da okudum ben. Yorumlarını okuduktan sonra da dedim farklı gelse ne olacak yani alt üstü bir emzirme minderi değil mi? Dedim ve çok da güzel geldi deseni. Beğendim. Şimdi tekrardan kaldırayım. Kolda olmasın. Yıkanacak zaten. Yani belki emzirme minderini yıkar mıyım? Makineye atılıyor mu onu da bilmiyorum. Makineye atsam kötü mü olur yapısı? Elimde mi yıkamak mantıklı? Hiç bilmiyorum. Onu bir araştıracağım arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Bunu Hüseyin'den sipariş etmiştik. Sanırım tarak seti. Bunu Ebebek'te bulamadım. İstediğim markayı bulamadım. O yüzden makas getirdim harbiden zorlandım diye. Fulya'nın tarak setini çok önermiştiniz bana. Yani Instagram'dan çoğu kişi bana Fulya'nın tarak setini al demişti. Ben bir ara soru cevap kutucu gibi bir şey bırakmıştım. İşte yeni doğan alışverişinde neler olmalı gibisinden. Bunun markasını çok söyleyen oldu bana. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ya çok güzel. Arkadaşlar çok iyi. Yapısı çok iyi. Yumuşacık biliyor musunuz? Şimdi değdirmek istemiyorum kendi saçıma. Ama bebişi bununla tarayacağız. Doğrusu da tarasak saçlarını. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Bir de şöyle bir tarak çıkıyor içinden. Göstereyim hemen. Bu ne? Bunu bilemedim. Hediye mi acaba? Yanında hediye gönderiyorlar mı diye düşündüm. Hemen bakalım. Aa evet hediye göndermişler arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir bileklik. Çantayı bastı. Evet durun şunu açalım. Bunu da bana Instagram'da çok yazan oldu. Hemen bunu paylaştığım anda yani sipariş oluşturduğum anda bana 3-4 kişi yazdı. Aynısından aldık Ayşe. Çok memnun kaldık diye. Ve ben de hiç koşulsuz direkt çok memnun kaldım zaten. Yapısı ve kumaşı çok güzel arkadaşlar. Yumuşacık bir yapısı var. Şu kısım puseta takılan kısım. Belki tahmin edebilmişsinizdir diye düşünüyorum. Bebek arabasında puset kısmı oluyor ya o kısma takılıyor arkadaşlar. Puset örtüsü diye geçiyor. Bu şekilde fiyonklu tercih ettim. Puseti örttüğümüz kılıf da var şu şekilde. Şunlar işte emniyet kemerini falan bağladığımız yerdeki kısımlar büyük ihtimalle. Bu da puset minderi diye geçiyor. Bakın bayağı da güzel. Ve bunu birazdan deniyoruz arkadaşlar. Biz bebek arabamızı aldık arkadaşlar. Dünden önceki gün. Evet. Bebek arabamız da alındı. Birazdan size onu göstereceğim. Ama kurmayız büyük ihtimalle. Onu dediğim gibi yeni doğan alışveriş, toplu alışveriş videosunda gösteririz. Bir açarız, kurarız falan diye düşündük. Şimdi size böyle puset kısmını gösteririm işte. Bunları böyle oturturuz falan. Birlikte deneriz diye düşünüyorum. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Ben de çok merak ediyorum. Ve bebek arabasından da çok memnun kaldık. Birazdan detayları anlatacağım size. Kargoları bir açalım ama. Ya bu çok güzel. Bakabilir miyim? Doğumdan sonra pijamanın altına ve üstüne takacağım lahusa terliğim ve lahusa taşlarım geldi arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir saniye. Şunu ayıralım hemen.
Böyle şavşalı şeyler aldım kendime. Ve sonunda başardım. Evet, sanırım başardım arkadaşlar. Vallahi açtım. Bakın. Durun bir takayım mı? Şöyle fotoğraf çekiminde saçımı falan salınık düşündüm. Tabii böyle olmaz da. Fotoğraf çekiminde kullanırım diye düşündüm ve çok da güzel bence. Terliklerim de çok güzel, bakar mısınız? 40 numara söyledim arkadaşlar. Normalde benim ayağım 38. 39-40 numara söyledim. Bir beden yine 1 numara büyük alın diye okudum çünkü. Trend yol yorumlarında. 1 numara büyük söyledim ve hemen ayağımı deniyorum. Olacak mı olmayacak mı diye. Ama olacak büyük ihtimalle. Çünkü kalıbından anladım yani. Evet, çok da rahat oldu. Bakın çok iyi oldu şu an. O kadar yumuşacık ki tam hastanede giymelik bir terlik. Bu arada bunları yeni doğan alışverişinde, yine toplu alışverişte de gösteririm diye düşünüyorum. Artık o böyle bütün yaptığım alışveriş ve sizlerin de görmediği bir alışveriş olacak arkadaşlar. Bayağı bir sürü şey aldık çünkü. Yani ebeveyn mağazasını toyduk çıktık arkadaşlar. Buna da hemen bakıyoruz ve ya çok güzel bu da. Kiriko battaniye söyledim bebişimize. Ay o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Bebek kokuyor resmen. Modeli de bu şekilde bakın. Bu markanın yorumları güzeldi. Hemen ben de gözüm kapalı söyledim. Minikay baby diye geçiyor. Dediğim gibi linklerini isterseniz aşağıya bırakırım. Gelelim son kargomuza. O da anne bebek çantası. Çok merak ediyorum bunu. Nasıl bir şey çıkacak? Cibin mağazasına gittiğimizde, işte bebek arabasını baktığımızda o gün bunu gördük orada. Yapısını falan çok beğendim ben. Zaten bunu da cibin.com'dan gördük. Aşkım, çantaya bakıyorum. Craft'ın bir çantası. Şimdi çantaya bakıyorum da. Gayet de güzel. Deseni falan çok güzel. Beğendim. Aa, çok iyi değil mi? Genişliği falan çok Craft'ın iyi bence. Craft'ın içinden bir şey çıktı. Ne çıktı? Ha şey takmak için. Bebek arabası. Bebek arabasına şuralara bak. Onu o zaman oraya mı takıyorsun? Evet. Buraya takıyorsun. Doğru mu? Bunu buraya takıyorsun. Bunu bebek arabasını dolandırıyorsun. Tekrar buraya takıyorsun. Öyle mi? Ha evet tabii evet, öyle oluyor. Bir an bilmeyince denemedik şöyle, hiç. Şöyle bak. Heh, bir tane daha olması lazım. İçinde. Ay. Aynen bir tane daha var. Onları takalım mı hatta ya? Takılı kalsın bence, kaybolmasın. Güzel değil mi? Kaliteli ya. Ay ben çok beğendim kalite... ya. Garantisi var mı ki acaba bunun? Bilmiyorum ki. Vardır herhalde. Burada termal. Termal. Biberon koyma yerleri falan da var. Ben çok beğendim şu an. Ben de çok beğendim. Şeyi de, kalitesi, kumaşı falan da çok güzel. Rengi de çok iyi. Şurada da bir gözü var. Bakın. İyi indirimdeyken aldım sen bunu. Evet. Ne kadardı aşkım? Normalde 350 lira arkadaşlar şu an sitede. Biz 236 liraya aldık. Şurada da bir gözü var. Aa, gizli gözü. Arka tarafta değil mi? Evet. Aa, bakın. O gizli telefon göz falan koymak için. Cüzdan, acaba telefon. Acaba bilmiyorum, başka bir şey de kullanılıyor olmasın? Bilmiyorum. Burada bir şey çıktı. Ha, ön tarafa bağlandı. Aa, gizli göz değilmiş. Gizli değilmiş arkadaşlar. Demek ki buradan kolay alabilmek için mi? Şurada bir tane var ufak. Aa, bayağı gözlüymüş ya. Şurada var bir tane mesela. Evet. Orası ne ya? Bozuk para yeri şey gibi. Var. Burası bozuk para yeri gibi. Bilmiyorum. Ama bu çok kullanışlı bir çantaya benziyor. Evet. İçinin derinliği de şöyle göstereyim. Bakın. Bayağı güzel yani. Şu ne? Ayıraç mı? Ayırıyor içini. Ayırıyor gibi. Bölme yapıyor. Ve şurada bir tel var arkadaşlar. Sabit durması için. Nasıl göstereceğiz ki? Şunun içine bir tel koymuşlar. Tamam. Böyle sabit şey böyle değil. Kapatın, böyle çığın. Aynen. Yumuşak değil yani. Böyle büzüşmüyor, anladın mı? Tamam. Tel koymuşlar, öyle duruyor. Sabitlenmiş. Güzel. Şekilde. Hadi güle güle. Çok kullanalım. Güzel, rengi çok güzel. Güzel törtülerini deniyoruz. Aldığımız bebek arabası burada arkadaşlar. Ama açıp göstermeyeceğim tabii ki de. Çok büyük çünkü. Açıp kurulumu falan çok detaylı olacağı için burada modeli falan hepsi yazıyor. Bakın Craft'tan aldık biz. B08 modelinde. Time G diye geçiyor. Time C diye okunuyor yani, İngilizce karakter olduğu için. Siyah. Evet. Siyah renk aldık biz. Işık nasıl burada, biraz kördür. Birazcık evet. Evet. Gündüz çekimi olsa daha güzel olurdu. Ama videoyu yarın yayınlayacağım için maalesef yarın çekemeyecektim. Neyse şimdi asıl olaya gelelim. Şu pusete örtüsünü pusete nasıl takacağız? Yani görüntüsünü falan ben de merak ediyorum şu an açıkçası. Sence nasıl olacak aşkım? Bence uyacak. Ha, rengi birazcık gri ama sonuçta alt çarşafı da gri olacak. Evet, önce çarşafı. Bu arada bebek arabasıyla birlikte
Pusesi de aldık. Ha, bu da içinde yeri tabii ki de. Hı-hı. Detaylar anlatalım mı bu videoda? Sanırım 3 yaşına kadar kullanılıyor. 360 derece dönüyor tekerlekleri. Aynen. Her iki tarafa da çift taraflı kullanılabiliyor. Ay inşallah olur ya. Ya bunlar standarttır. Ters takmadın değil mi? Hı-hı. Neyse işte böyle bir şey olacak, tamam mı? Ben şimdi öylesine göstermek için yaptım. He, emaneten mi yapacaksın? Emaneten yapıyorum. Kemerler yine buradan geçiyor tabii, mu? Tabii kemerler geçecek falan. Bu da puset minderi diye geçiyor. Çocuğu bunun üstünde daha rahat, yumuşacık, bir konforlu bir ortam yaratmak için koyuyoruz. Şu puset örtüsü de hep hayalimdi böyle. Kendi çocuğuma yapmak. Hep görürdüm internette. Şunu şöyle takacağız. Arkaya. Doğduğu anda hastane çıkışında kullanacağız. Ay çok tatlı oldu bakın. Çok güzel olmadı mı? Evet. Şuradan da açıp bebeğimize bakacağız. Gülü gülü gülü. Güzel kızım. Böyle. Çok tatlı ya. Şu kurdelin miydi? Kurdele mi diyordunuz? Kurdele. Fiyonk mu? Fiyonk. Kurdele işte, neydi. O fiyonk çok güzel. Bir de şu açma kapaması çok hoş. Değil mi? Böyle. Hemen aç. Aynen öyle. Şey çadır gibi. Bebeğin çadırı gibi oldu. Umarım bebek arabamızı sizler de beğenmişsinizdir. Kolaylıklarından falan bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Şimdi şey demeyin. İşte bunu niye aldın? Şunu tercih etseydin falan filan. O konulara hiç girmeyelim. Bence bu kişiye göre değişen bir olay. Aslında bizim aklımızda çok farklı başka modeller vardı ve biz oraya gittiğimizde çok farklı şeylerle karşılaştık. Böyle değişik bir olay oldu yani. Ondan da bahsedeyim size. Gittik biz işte bebek arabalarına bakıyoruz falan. Kabin boy baktık. İşte böyle travel sistemlerden falan baktık. Böyle aşırı kaba duran travel sistem bebek arabaları vardı. Onları da kesinlikle istemedim zaten. Taşıma aparatıyla birlikte 8 kilo falan arkadaşlar. Ve o kadar rahat taşıdım ki ben size anlatamam. Bir elimde puset, bir elimde çanta, bir elimde çocuk. Gidebilirim yani çok rahat bir şekilde. Denedim de. Ben böyle çıkarıp takabileceğim, rahatlıkla arabaya sığdırabileceğim. Bu arada otomobilimizin bagajına da gayet de sığıyordu arkadaşlar. Ondan da şüpheniz olmasın. Yani biz kısacası bu bebek arabasını çok beğendik. Çok güzel, çok kullanışlı ve bebeğimiz için de çok rahat edecek bir bebek arabasıydı bence. Çünkü çevremde iki kişi de bu Craft'ın bu modelini kullanıyor. Ve onlara da sorduğumda evet gayet de memnunuz demişlerdi. Biz başka modeller de baktık. Fiyat konusu da önemli tabii ki de. Böyle çok uçuk kaçık fiyatlar vardı. O kadar pahalı bebek arabalarına gerek yok diye düşünüyorum. Ama detaylı videosu, toplu yeni doğan alışveriş videosunda hepsini güzelce göstereceğiz. Detaylı bir şekilde anlatmayı düşünüyoruz arkadaşlar. O videoyu da mutlaka izleyin. Onu da en yakın zamanda yayınlarım. Şimdi evet, gördüğünüz gibi mutfaktayız ve sizlere de bu açıklamayı yaptıktan sonra saçlarım bu arada biraz yağlandı. Birazdan duşa gireceğim ama duşa girmeden önce edit falan yapmam lazım. Şu an izlediğiniz videoyu editleyeceğim arkadaşlar. Bu kez şey oldu, bir gün öncesine sarktı. Öyle söyleyeyim. Bir gün önce hemen videoyu çekip editleyip ertesi gün hemen yayına koymayı düşünüyorum. Bu öyle olacak yani. Şimdi canım çok kek istedi. Kek yapacağım demiştim ya. Kek yapmak için malzemeleri ayarladım. Cevizli, havuçlu, portakallı, tarçınlı kek yapacağız. Bu sefer 4 malzemeli. Tarçın çok az koyacağım. Ben tarçınlı pek sevmem aslında ama böyle hafif kokusu olsun diye şey yaptım. Yarın annemler gelecek. Hem böyle çayın yanında yeriz diye güzel olur diye düşünerekten buraya malzemeleri ayarladım. Kek kalıbımı falan çıkarttım. Şu kek kalıbından bahsetmek istiyorum size. Çok memnunum arkadaşlar. Soğuduktan sonra put diye her şey çıkıyor. Onu zaten içini falan yağlayacağız birazdan. Un serpeceğiz böyle birazcık da gayet güzel olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada bütün malzemeler ayarlandı. Dün yapacağım için şöyle kaba koymuştum arkadaşlar. Dün çırpmak için işte başka bir tabağı almıştım. Tekrar buna koydum falan. Dolaba kaldırdım. Şimdi bunu kullanacağım. Yanında 1,5 su bardağı şekerimiz var. 3 yumurtamız var. Şu artık 1 su bardağı kadar ceviz içi gibi duruyor. Burada 2 orta boy havuç ve 2 tane de portakalın kabuğun rendesi var. 1 su bardağı oda sıcaklığında sütümüz ve yarım su bardağı da sıvı yağımız var. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket de kabartma tozumuz var. Şimdi öncelikle tabii ki de yumurtayı ve şekeri güzelce çırpıyoruz. Şimdi 1,5 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bembeyaz bir görüntü var arkadaşlar. Şöyle 1 su bardağı sütümü de ilave ediyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağ. 1 paket şekerli vanilyayı katıyorum. Arkasından hamur kabartma tozunu da katacağım. En son şu malzemeleri katacağım. 2,5 su bardağı da un katacağım. Şimdi önce 2 su bardağı unla bir karıştıralım güzelce. Ve
Yarım bir daha katmam gerekiyor. Ceviz içimi katıyorum arkadaşlar. Bu da yaklaşık bir su bardağı diyebiliriz. Bu arada fırını ayarladım. 180 derecede 40 dakika kadar pişireceğim. Çünkü önceden ısıtılmış olması gerekiyor kek için. Rendelemiş olduğum havuç ve portakal kabuğunu hemen katıyorum. Çok güzel olacak arkadaşlar bence. Çok azıcık tarçın ekleyeceğim. Aslında bir tatlı kaşığı falan da bakalım. Ben şöyle şu kadarcık yeterli bence ya. Çok eklemek istemiyorum. Çünkü çok da tarçınlı olmasın. Kokusu olsun yeter. Kek kalıbımı bu şekilde yağladım. Gördüğünüz gibi dibine yağ sürdüm ve un eledim arkadaşlar. Bu şekilde kekimiz çok güzel çıkıyor çünkü. Şimdi iç harcımız da hazır. Hemen kalıbımıza dökmeye başlıyorum. İnşallah güzel olacak. Yani öyle hissediyorum. İçi çok güzel oldu. Malzemesi çok. Görmüş olduğunuz gibi kek harcımız hazır. Şimdi hemen 180 derecede 40 dakika pişirip geliyorum. Kekimiz pişti ve o kadar güzel görünüyor ki şöyle göstereyim yakından da. Ve şu an sıcak arkadaşlar. Üstü de bayağı güzel kızardı. Şimdi bu sıcak olduğu için yani biraz ılık aslında. Ben ne kadar önce çıkardım? Bir 8-9 dakika önce falan çıkarttım. Şimdi hemen bunu ters çeviriyorum ve o şekilde bekliyorum. Genelde ben bu şekilde yapıyorum. Sonucu göreceğiz. Tadım yapacağız. Çok merak ediyorum tadını özellikle. Bayağı bir soğudu arkadaşlar. Şimdi birlikte çıkaralım istiyorum. Ha, açılmış. Süper. Bakayım nasıl çıkacak. Aa. Boh da çıkabilir. Yani güvenmiyorum da. Azıcık kaldı dibinde. Neden böyle oldu? Neyse çok güzel görünüyor yine de. Mükemmel kokuyor şu an. Hadi bir de tadım yapalım. Dibindeki var ya kalan. Oradan tadına bakayım diyorum. Burası niye çıkmadı ki ya? Halbuki o kadar da bekledim yani soğusun diye. Çok güzel arkadaşlar. Tadı mükemmel olmuş. Deneyin mutlaka. Bu tarifi denemelisiniz. Bayağı güzel. Ama kabarma açısından falan çok güzel görünüyor bakın. Bayağı içi dolu dolu güzel bir kek oldu. Çok fazla tarçın tadı yok dediğim gibi. Ben de böyle çok azıcık koydum zaten. Tat versin, koku versin diye. Neyse şimdi bunu gelince Hüseyin yer. Artık yarın annemlerle yeriz çayın yanında diye düşünüyorum. Yarın yeni bir vlog başlatacağım bu arada arkadaşlar. Bugün bu videoyu kapatacağım. Şimdi az önce buraya kadarki olan videoları bilgisayara attım. Şimdi bunları da bilgisayara atacağım ve edite oturacağız. Hemen videoyu editleyip yarın da yayını açacağım bakalım. Artık bu videoyu burada kapatalım ve yarın da yeni bir video başlatacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.